Bu silindirin içinde tek atomlu ideal bir gaz olsun diyelim. Silindirin içine de gaz kaçmayan güzel sıkı bir piston yerleştirelim. Tek atomlu ideal bir gazın iç enerjisinin 3 bölü 2 çarpı P çarpı V ya da 3 bölü 2 çarpı NKT ya da 3 bölü 2 çarpı küçük nRT olduğunu öğrenmiştik. Aynı zamanda U'nun yani toplam iç enerjinin tek atomlu bir gazın toplam kinetik enerjisiyle aynı şey olduğunu da öğrenmiştik. Aslına bakarsanız iç enerjiden bahsettiğimiz zaman bu gaz parçacıklarının hızından kaynaklanan toplam kinetik enerjilerinden bahsediyoruz. Peki bu iç enerjiyi başka bir deyişle kinetik enerjiyi nasıl değiştirebiliriz? Diyelim ki toplam kinetik enerjiyi arttırmak istedik. Bunu nasıl yaparız? Formüle bakarsak basıncı, hacmi ya da sıcaklığı artırabileceğimizi görebiliriz. Ama fiziksel olarak laboratuvarda yani deney ortamında ne yapabiliriz? Esasında uygulayabileceğimiz iki yol var. Eğer iç enerjiyi yani parçacıkların hızını arttırmak istersek, bu silindiri şöyle bir ateşin ya da ısıtıcının üzerine koyabiliriz. Bu sayede silindirin içine ısı geçişi olur ve gaz parçacıkları çok daha hızlı hareket etmeye başlar. Evet, bu bir yoluydu. İkinci olarak da iç enerjiyi artırmak için gazın üzerinde iş yapabiliriz. Bu ifadeyi şöyle açıklayayım. Eğer bu pistonu aşağı doğru yeterince itersem silindir içindeki gaz sıkışır ve gaz parçacıkları daha hızlı hareket etmeye başlar. Yani pistonu aşağı ittirmek de az önceki gibi iç enerjiyi artırır. O zaman iç enerjideki değişimi ifade eden bir formül yazalım. İç enerji ya da kinetik enerji değişimi delta u ile gösterelim. İşin içinde değişim olduğunda delta'yı kullanıyorduk hatırlıyorsunuz değil mi? İç enerjiyi nasıl arttırmıştık? İlkinde silindire ısı vererek yani ısıtarak yapmıştık. Verdiğimiz bu ısıya Q diyelim. İkincisinde de pistonu aşağı iterek gazı sıkıştırmıştık. Pistonu aşağı iterken yaptığımız işe de W diyelim. Verdiğimiz ısıyla yaptığımız işi toplarsak iç enerjideki değişimi başka bir deyişle termodinamiğin ilk yasasını bulmuş oluruz. Bu yapılan işi biraz daha açıklayalım. Çünkü işin önüne yazacağımız işareti doğru seçmemiz oldukça önemli. Eğer gazı sıkıştırıyorsak, gazın üzerinde iş yapıyorsak gaza enerji katmış oluruz. Ama eğer gaz pistonu yukarı itiyorsa o zaman gaz iş yapmış olur ve sistem enerji kaybeder. Sonuç olarak eğer gazın üzerinde iş yapıyorsak artı W artı iş, gazın kendisi iş yapıyorsa eksi W eksi iş olarak yazmalıyız. Burada enerjinin nereye gittiğine dikkat etmelisiniz. Bakın bu kısım oldukça önemli olduğu için tekrar edelim. Eğer gazın üzerinde iş yapıyorsak yani pistonu aşağı doğru itiyorsak sisteme enerji girer. Artı. Eğer gaz iş yapıyorsa yani pistonu yukarı itiyorsa sistemden enerji çıkar eksi. Bu bilgiyi tekrarladığımıza göre devam edelim. Diyelim ki bu gaz o kadar çok basınç altındaydı ki piston yukarıya belli bir mesafe iterek genleşti. Mesela piston ilk hali burada son hali de biraz yukarıda olsun. Pistonun son hali ve ilk hali arasındaki mesafeye D de dersek, bakın burada dışarıya hiç gaz çıkmadığını varsayıyoruz gaz ne kadar iş yapmış oldu? İşin kuvvet çarpı yol olduğunu biliyoruz. Böylelikle gazın yaptığı iş eşittir F çarpı D olarak buluruz. Ama biz bu sonucu basınç, hacim, sıcaklık gibi ısıl terimlerle ifade etmek istiyoruz. O zaman şöyle yapabiliriz. Gaz pistonu yükselttiği zaman burada ekstradan bir hacim oluşur. Bu oluşan hacme delta V diyelim. Delta V'yi de pistonun alanı A çarpı pistonun hareket ettiği mesafe D olarak bulabiliriz. Peki bunu neden yapıyoruz? Çünkü bakın D'yi alıp delta V bölü A olarak yazarak buradaki D'yi de formüldeki D yerine koyabiliriz. Harika oldu değil mi? O zaman formülümüzde iş eşittir. F çarpı delta V bölü A olur. Bakın F bölü A basınç olmaz mı? Bu sayede gazın yaptığı işi basınç çarpı delta V olarak buluruz. Ben bu ifadeyi epey seviyorum çünkü böylelikle formülümüzü hali hazırda kullandığımız termodinamik terimleriyle ifade etmiş olduk. Yani işi basınç ve değişen hacimle hesaplayabiliyoruz. Ancak bu formülü basıncın sadece sabit kaldığı durumlarda kullandığımızı unutmayalım. Peki ya basınç değişirse ne olur? İlk basıncı mı, son basıncı mı, hangisini formüle yazmalıyız? Basıncın değişmediği durumlarda bu formül bize gazın yaptığı işi verir. Ama peki gaz genleşirken basınç nasıl sabit kalır diye sorabilirsiniz. Gaz genleşirken eğer ısıtmaya devam edersek içerideki basıncın sabit kalacağını söyleyebiliriz. Artık ısı kapasitelerinden bahsedebiliriz. Şunlardan kurtulalım ve yeni bir sayfayla başlayalım. Isı kapasitesi bize gaza verdiğimiz ısı sonucunda gazın sıcaklığının ne kadar artacağını söyler. Biz de sistemimize biraz ısı ekleyelim. Isı kapasitesini büyük C ile gösteririz. Tanımını ise gazı eklediğimiz ısı Q bölü gazda oluşan sıcaklık değişimi delta T olarak yapabiliriz. Arada bazen molar ısı kapasitesi diye bir şey de duyabilirsiniz. Onu da buradaki ifadeye ekstradan küçük n'ye bölerek bulabiliriz. Yani q bölü delta t yerine q bölü mol sayısı n çarpı delta t yazarız. Gözünüz korkmasın çok zor değil. Şimdi bir de silindirin içine piston koyalım. Ve bu pistonun hareket etmesine izin verirsek ne olur, vermezsek ne olur diye bir bakalım. İki durumda da farklı ısı kapasiteleri elde ederiz. Eğer bu pistonu buraya sabitlersek veya hareket etmesine izin vermezsek sabit hacimdeki ısı kapasitesine buluruz. Ya da ısı verirken aynı zamanda pistonun hareket etmesine izin verirsek basınç sabit kalır. Biz de sabit basınçtaki ısı kapasitesine buluruz. Bu iki durum arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışalım. Aslında aynı gibi gözüküyorlar ama farklılar. Şurayı tekrar silelim ve ekrana içlerinde pistonları olan iki silindir çizelim. Soldaki piston sabit dursun. Sağdaki ise serbest olsun, hareket edebilsin. Sol tarafa ısı kapasitesi formülünü yazalım. Verdiğimiz toplam ısı bölü sıcaklıkta oluşan değişim. Soldaki silindire ısı verirsek piston hareket etmeyeceğinden gaz veya dış kuvvetler hiç iş yapamaz. Bu yüzden sisteme enerji veren tek şey ısı olur. Ya da başka bir şekilde söylersek, termodinamiğin ilk yasasını, delta U eşittir ısı artı işi kullanarak ısıyı delta U eksi iş olarak bulabiliriz. Bu durumda ısı her iki taraftan işi çıkardığımızı varsayıyorum, delta U eksi iş bölü delta T olur. Piston hareket etmiyor, sabit. O yüzden yapılan iş sıfır olacak, yapılan iş yok. Tekrar yazalım. Sabit hacimdeki ısı kapasitesi Cv eşittir delta U bölü Delta T. Peki delta U yerine ne yazabiliriz? Eğer silindirdeki gaz tek atomlu bir gazsa ki bu durumda öyle olduğunu kabul ediyoruz. Bunun için formülümüz delta U eşittir 3 bölü 2 çarpı P çarpı V idi. Bu formülü delta U eşittir 3 bölü 2 çarpı N büyük N K delta T bölü delta T olarak da yazabiliriz. İşte burada sihirli şeyler oluyor. Delta T'ler birbirini götürüyor ve geriye sadece sabitler kalıyor. İnanılmaz değil mi? Bu sayede tek atomlu bir gaz için ısı kapasitesini 3 bölü 2 çarpı toplam molekül sayısı büyük N çarpı Boltzmann sabiti K olarak buluruz ya da bunu küçük n, r, delta t şeklinde yazmak isteseydik eğer, delta t'ler yine sadeleşirdi ve geriye 3 bölü 2 çarpı toplam mol sayısı küçük n çarpı gaz sabiti r kalırdı. Dolayısıyla herhangi tek atomlu ideal bir gaz sabiti için sabit hacimdeki ısı kapasitesini 3 bölü 2 n, r, Molar ısı kapasitesini de küçük n'ye bölersek eğer her yeri mol sayısı n'ye bölüyoruz. Burada n'ler birbirini götürüyor ve tek atomlu ideal bir gaz için sabit hacimdeki ısı kapasitesini 3 bölü 2 R olarak buluruz. Peki ya sabit basınçtaki ısı kapasitesini nasıl buluruz? Onun için sağdaki silindiri inceleyelim. Aynı şekilde bu silindirde ısı geçişi olacak. Ama bu sefer pistonun hareket etmesine izin vereceğiz. Bu şekilde içerideki gaz basıncı sabit kalacak. Bu durumu sabit basınçtaki ısı kapasitesi yani Cp olarak ifade edelim. Aynı şekilde ısı kapasitesi eşittir ısı bölü delta T diyelim. Ve ilk yasayı kullanarak ısının delta U eksi iş yazalım. Delta U eksi yapılan iş bölü delta T. Ama bu sefer iş sıfır olmadığı için iş yerine ne yazacağız? İş eşittir P çarpı delta V değil miydi? Bu şekilde gaz tarafından yapılan işi bulabiliriz. P çarpı delta V dolayısıyla burası eşittir. Elimizde yine tek atomlu ideal gaz olduğunu varsayıyoruz. 3 bölü 2 N R delta T artı iş yerine P çarpı delta V yazmıyor muyduk? Yazıyorduk. Ama burada dikkatli olmamız gerekiyor. Buradaki formüldeki gaz üzerinde yapılan işti. Ancak ikinci durumda iş gaz tarafından yapılıyor. O yüzden bir tane daha eksiğe ihtiyacım var. Teknik olarak gaz üzerinde yapılan iş zaten bunun negatifi olmak zorunda. Çünkü sistemden enerji ayrılıyor. Eksi eksi artı yapıyor ve sonuçta artı P çarpı delta V bölü delta T buluruz. Elimizde ne var? 3 bölü 2. Nr delta T artı P çarpı delta V'yi yeniden yazmak istiyorum. Bakın buradaki P çarpı delta V ifadesinin ideal gaz denkleminden ne olduğunu biliyoruz. PV eşittir, nRT olduğu için P çarpı delta V eşittir, nR delta T şeklinde de yazabiliriz. O zaman formülümüzde yerine koyarsak 3 bölü 2 nR delta T artı nR delta T bölü delta T buluruz. Böylelikle bütün delta T'ler sadeleşir. Neredeyse sonuna geldik. Evet geriye sadece sabit basıçta ısı kapasitesi kalıyor. Bu da 3 bölü 2 nr artı nr. Yani 5 bölü 2 nr kalır. Sabit basınçtaki molar ısı kapasitesini bulmak istersek de bu ifadeyi küçük n'ye bölmemiz gerekecek. Buradan da sonucu 5 bölü 2 r buluruz. Bakın bu ifade birbirine çok benziyor. Sabit hacimde ısı kapasitesi 3 bölü 2 nr. Sabit basınçta ısı kapasitesi ise 5 bölü 2 nr. Şimdi bir de sabit basınçta ve sabit hacimde ısı kapasiteleri arasındaki ilişkiye bakalım. Cv yani sabit hacimdeki ısı kapasitesi eşittir 3 bölü 2 nr. Sabit basınçta ısı kapasitesi Cp eşittir 5 bölü 2 nr. Cp eksi Cv eşittir nr sadece nr. Molar ısı kapasiteleri arasındaki ilişkiyi bulmak istersek de bütün terimi mol sayısı küçük n'ye böldüğümüzde r olarak buluruz. Bakın burada ikisi arasında çok önemli bir ilişki bulduk. Sabit basınçtaki ısı kapasitesi ile sabit hacimdeki ısı kapasitelerinin farkını öğrenmiş olduk.